Merhaba arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılı sorular ile karşınızdayız. Birinci soru. Tarık güneş ve ayın büyüklüklerinin yaklaşık olarak birbirine yakın olduğunu görüyor. Buna göre Tarık gözlemleri sonucunda oluşan durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabilir? Arkadaşlar güneş aydan çok çok büyüktür. Ancak gökyüzüne baktığımızda burada da söylemiş yaklaşık olarak birbirine yakın olarak görüyoruz. Bunun nedeni Güneş'in çok çok uzak olmasıdır arkadaşlar. Çünkü uzak cisimleri olduğundan daha küçük algılarız. A) Güneş'in dünyaya en yakın yıldız olması. Hayır. B) Ay'ın dünya etrafında dolanma hareketi yapması. Bununla büyük veya küçük görülmesinin bir alakası yok. C) Ay'ın dünyaya Güneş'ten daha yakın olması. Evet doğru arkadaşlar. Ay dünyaya Güneş'ten daha yakın olduğu için Güneş çok uzak olduğu için Hemen hemen ikisini aynı büyüklükte görüyoruz. Cevabımız C. 2. Astronotların ayda bıraktıkları ayak izlerinin milyonlarca yıl silinmeyeceği tahmin ediliyor. Bu durumun nedeni ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir? 1. Ayda hava olaylarının görülmemesi. Evet doğru. Çünkü ayda yağmur, kar, dolu, fırtına gibi olaylar olmayacağı için bu izler de silinmez. 2. Ayda bildiğimiz anlamda bir atmosferin olmaması bu da doğru. Çünkü atmosfer olmadığı için az önce saydığımız yağmur, kar, dolu, fırtına gibi olaylar da olmaz. 3. Ayın gündüz sıcaklığının dünyadakinden daha sıcak olması. Bunun ayak izinin silinmemesi ilgili bir alakası yok. O yüzden yanlış. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. 3. Ayın evrelerinin oluşmasında etkili olan olay seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Ay'ın evrelerinin oluşması tabii ki Ay'ın dünya etrafında dolanması ile olur arkadaşlar. A. Ay'ın dünya etrafında dolanması. Şimdi söyledim zaten cevabımız A. 4. Galileo 400 yıl önce kendi yaptığı teleskopla kağıt üzerine düşürdüğü güneş lekelerini gözlemlemiştir. Belirli zaman aralıklarıyla yaptığı gözlemlerde güneş lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını fark etmiştir. Galileo'nun bu gözlemlerinden yola çıkarak Aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şu şekilde söylemiş arkadaşlar. Önce buradaymış güneş lekesi, Sonra biraz ortaya gelmiş. En son da böyle sağa doğru gelmiş. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü tabii ki. A. Güneş kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. Evet doğru cevabımız A. 5. Güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. Evet az önceki soruda söyledik. Doğru. 2. sıcak gazlardan oluşan katmanlı bir yapıya sahiptir. Evet bu da doğru. Özellikle hidrojen ve helyum gazları vardır. 3. dünyada yaşayan tüm canlıların ısı ve ışık kaynağıdır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 1 2 ve 3 D şıkkı. 6. Ay'ın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Küresel bir şekle sahiptir. Evet. Ay, dünya ve güneş üçünde zaten küresel bir şekle sahip. B. Yüzeyinde çukurlar bulunur. Bu da doğru. Bunlara meteor diyoruz. C. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir demiş. Hayır. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. O yüzden yanlış. Cevabımız C. 7. Sena ayda neden canlı yaşamıyor? Derin. Bu yüzden yaşam olmaz demiş. Buna göre derinin cevabında boş bırakılan bölümü aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Hava yoktur. Evet, canlıların yaşaması için havaya ihtiyaç vardır. Bu olabilir. Su yoktur. Evet, bu da doğru. Çünkü yaşam için su çok önemlidir. Su hayat demektir arkadaşlar. Bu da olabilir. Toprak yoktur demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü ayda toprak var. Ancak bizim bildiğimiz anlamda toprak değil. Yine de bu canlıların yaşamasına engel değil. Cevabımız C. Uygun sıcaklık yoktur. Evet, geceleri çok soğuktur, gündüzleri de tam tersine çok sıcaktır arkadaşlar. O yüzden yaşama uygun değil. Cevabımız C. 8. Aşağıdaki hayvanlar omurgaya sahip olma durumuna göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Solucan omurgasızdır. Kaplumbağa omurgalı, timsah omurgalı, yılan yedi omurgalı. Arkadaşlar solucan omurgasız olduğu için bu üçünden farklı oldu. Cevabımız A. 9. Nesi var oyunu oynayan bir grup öğrencinin aralarındaki diyalog aşağıda verilmiştir. Seyhan, "Nesi var?" Ece, "Omurgası var." demiş. "Remzi nesi var?" demiş. "Yumurta ile çoğalır." Seyhan, "Nesi var?" demiş. "Vücudunda sert ve kuru pullar var." "Remzi buldum." demiş. Remzi doğru cevabı bulduğuna göre noktalı yere hangi grubu eklemelidir? Arkadaşlar, kuşlar Vücudunda sert ve kuru pullar yok. Yanlış. Balıklar kuru pul demiş. Balıklar arkadaşlar tabii ki denizlerde yaşadığı için kuru pul değil, ıslak pul var. Memeliler yumurtayla çoğalmaz. Burada sürüngenler arkadaşlar sert ve kuru pullar bulunur. Cevabımız B. 10. Bitkilerde çiçeğe sahip olma durumuna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Çam ağacı çiçeklidir arkadaşlar. Domates bitkisi yine çiçekli. Zeytin ağacı yine çiçekli. At kuyruğu ise çiçeksiz bir bitkidir. O yüzden farklı olan D şıkkı. 11. Mantarlarla ilgili verilen ifadelerinden hangisi yanlıştır? Hepsi gözle görülebilir demiş. Yanlış. Özellikle parazit mantarlar gözle göremiyoruz. Hamurun mayalanmasında rol oynarlar. Evet doğru. Maya mantarları diyoruz. Hastalık yapan çeşitleri yoktur demiş. Hayır, vardır. O yüzden yanlış. 4. Meyvelerin küflenmesine neden olabilir? Evet, bunlara da küf mantarı diyoruz zaten. Doğru. Bize yanlışı soruyor arkadaşlar. 1 ile 3 cevabımız B şıkkı. 12. Mantarlar 4 ana grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir? Küf mantarı, maya mantarı ve parazit mantarı. Bunlar doğru arkadaşlar kültür mantarı diye ayırmıyoruz. Bunların genel adı şapkalı mantardır arkadaşlar. O yüzden yanlış olan B şıkkı. 13. Aras fırından sıcak aldığı iki ekmeğin birini poşetten çıkardıktan sonra diğerini poşette bırakıyor ve bayatlamaması için ağzını iyice kapıyor. 3-4 gün sonra poşette bırakılan ekmeğin küflenirken diğerinin küflenmediğini görüyor. Aras'ın bu olayla ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Öncelikle şunu açıklayalım poşette bıraktığımız ekmek kurumayacağı için mantarların da neme ihtiyacı olduğu için nem ve uygun sıcaklıkta mantarlar hızla çoğalır arkadaşlar. O yüzden bu poşetteki küflenmiştir. Çünkü kurumadı ekmek. A- Dışarıdaki ekmeğin bozulmamasının sebebi içerisinde mikroorganizmaların olmaması. Hayır mikropların olmadığı dünyada hiçbir yer yok arkadaşlar. Yanlış. B. Poşetteki nem ve sıcaklıktan dolayı mantarlar hızlı üremiştir. Evet, doğru. Çünkü onlar için uygun bir ortamdır. Diğerlerine bakalım. Dışarıda kalan ekmek ufak parçalara ayrılsaydı bozulma olurdu. Hayır, kuruduğu için yine bozulmayacaktı. D. Poşetteki ekmeğin kısa sürede bozulmaması için daha sıcak bir ortama konulmalı demiş. Hayır arkadaşlar, bu da yanlış. En uygun cevabımız B şıkkı. 14 Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikroskobik canlıların etkilerindendir? A. Üzümden sirke yapımı bu zararlı değil faydalı arkadaşlar. B. Sütten peynir yapımı yine faydalı bir özellik. Çilekten reçel yapımı yine faydalı. Tifo hastalığının görülmesi bu zararlıdır arkadaşlar. Çünkü tifo bir hastalık cevabımız D. 15. Sürtünme kuvveti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir Cismin hareketini zıt yöndedir. Evet sürtünme kuvveti cismin hareketini zıttır arkadaşlar. Doğru. 2. Cismi hızlandıran bir etkiye sahiptir demiş. Yanlış. Yavaşlandıran bir etkiye sahiptir. 3. Yüzeyin cinsine göre değişir. Evet özellikle pürüzlü olup olmamasına göre değişir. Bu da doğru. Cevabımız 1 ile 3. C şıkkı. 16. Yasemin 8 bölmeli ve her bölmesi 3 Newton ağırlık içeren bir dinamometre tasarlıyor. Buna göre Yasemin'in yaptığı bir dinamometre ile aşağıdaki ağırlıklardan hangisini ölçemez? 8 bölmeliymiş. Her bölmesi 3 Newton olduğuna göre 8 çarpı 3 dersek buradan 24 Newton ölçebilir. Ancak D şıkkında 27 Newton 24'ten büyük olduğu için bu dinamometreyle ölçemeyiz. Cevabımız D. 17. Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini arttırır? Sürtünme kuvvetini arttırmak istiyorsam arkadaşlar ya yüzeyi genişleteceğim ya da pürüzlendireceğim veya ağırlık arttıracağım. A. Makine parçalarının yağlanması bu azaltır. B. Göçmen kuşların V şeklinde uçması yine azaltır. Valizlerin altına tekerlek takılması yine azaltır. Haltercilerin ellerine toz sürmesi bu pürüzlendireceği için buradaki sürtünme kuvvetini arttırır. Cevabımız D. 18. Aşağıda verilen ölçü aletlerinden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır? Kuvveti ölçtüğümüz aletin adı dinamometreydi. Cevabımız D. 19. Aşağıda verilen A ve B cisimleri her biri eşit ağırlıkta olan özdeş bölmelerden oluşmaktadır. Buna göre şekildeki yaya A cismi astığımızda yay 5 cm uzadığına göre B cismini astığımızda kaç cm uzar? Dikkat edersek burada 1, 2, 3 bölme var arkadaşlar. Yani ben şuradaki 3 bölmeyi astığım zaman 5 santim uzuyormuş. Bakın 1, 2, 3 bölme daha var. Bir 5 santim daha uzayacağı için 10 santimetre uzar. Cevabımız C. 20. Günlük hayatta kullandığımız araçlardan hangisi sürtünmenin etkisini arttırmaya yönelik tasarlanmıştır? Uçak uçları böyle sivri olduğu için arkadaşlar azaltmaya yönelik Gemi uçları yine V şeklinde olduğu için azaltmaya yönelik. Yarış arabası yine uçları sivridir bu şekilde. Sürtünmeyi azaltmaya yönelik. Ancak paraşüt gökyüzünden daha yavaş inmemizi sağladığı için sürtünmenin arttırılması gerekiyor. Cevabımız C. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.